Bugün sosyal medyada AK Parti hükümeti ve Sağlık Bakanı üzerinden büyük bir linç kampanyası, karalama, alay, buna benzer büyük bir paylaşım yapılınca ben de böyle bir video yapma gereği duydum. Kendi düşüncelerimi size aktarayım. Siz de oradan kendi düşüncelerinizi, hani yorumlarınızı yazabilirsiniz. Şimdi biliyorsunuz bütün dünyayı kasıp kavuran bir koronavirüsü var. Hepimizi eve kapattı. Bu koronavirüsüne bütün dünya şu anda teslim oldu ve aşıların şu anda vurularak tekrar eski günlerimize dönmemiz için bütün dünya sağlık kuruluşları, örgütleri, bütün dünya ellerinden geldiği kadar şu an çaba sarf ediyorlar. Bazıları tabii oyalanıyorlar, oyalanmak zorundalar. Çünkü aşının birinci, ikinci, üçüncü fazları var. Arka arkaya bu fazlar uygulanıyor. Ve herhangi bir ülkede bu aşıdan dolayı bir yan etki veyahut da bir rahatsızlanma, insanda bir hani alerji gibi kötü bir olay olabileceği karşılığında herkes tedarikli olup biraz daha geç yapmak zorunda. Çünkü önlemi aşı vurulduktan sonra değil, vurulmadan önce alabilirsiniz. Bu yüzden dünyada bazı ülkeler, yani Rusya, Çin, Amerika ve Almanya gibi bazı ülkeler bu aşıları piyasaya sürdüler. Şu an vurulan ülkeler var biliyorsunuz. Ama ileriki dönemlerde yan etkisi neler olacak kimse bunu tam kestiremiyor. O yüzden ne kadar geç aşı vurulursa o kadar faydalı olarak görüyorlar ve Türkiye olarak söyleyeyim, en azından tek bir ülkeden aşı almadı. Değişik değişik ülkelerden aldı. Herkese tek bir ülkeden aşı vurmayacak. Eğer ki bu aşıyı yani tek bir ülkeden vursa onun da yan etkisi olsa birkaç sene sonra bunun geri dönüşü olmadığından o yüzden 2-3 ülkeden almak zorunda kaldı. Bu da bir önlem gibi bir şeydir yani. Neyse şimdi benim söylemek istediğim hani ülkemizde Erdoğan'a ve AK Parti hükümetine, Sağlık Bakanlığı'na olan bu saldırıdan bahsedeceğim. Benim aklıma şimdiye kadar her zaman şu gelirdi. Ya derdim ki ne? Geçmiş zamanlarda peygamberlerin yaşamış olduğu 120 bin gelmiş, 124 bin gelmiş geçmiş peygamberler var. Bazıları 100 sene, bazıları 200 sene bu ülkede yani bu dünyada topluluklara Allah'ın dinini anlatmışlar. Bazısı 2 kişi inandırmış, bazısı 20 kişi, bazısı hiç inandıramamış. Böyle peygamberler olmuş. Peygamberler zulmetmişler, alay etmişler, küfür etmişler, hakaret etmişler, dışlamışlar. Her böyle mucizeleri gözleriyle gördükleri halde inanmamışlar. Peygamberlere kısacası hayatı dar etmişler, zindan etmişler. Ben şimdi bugün, yani bugün biliyorsunuz teknoloji var, televizyon var, araştırma, kitaplar, yazılar, her şey var. Şimdi araştırırken ben hep aklıma şu takılıyor. Kardeşim bak, çocuk değiliz, deli değiliz, özürlü değiliz. Bir mağarada yetişmedik, hiç cahillik falan yok. Yani bir Allah'la irtibatta olan vahiy meleğiyle görüşen, Allah'ın emir ve yasaklarını bizlere ileten, gözünüzle gördüğünüz halde o peygamberlerin mucizelerini inkar edip onları dışlayan insanları ben çok merak ediyordum. Yani şöyle merak ediyordum, anlam veremiyordum ya bu ne zekadır, bu ne kafadır. Gözümle mucize görüyorum, Allah'ın peygamberi benim iyiliğim için uğraşıyor. Yani kötü bir şey yaptırmıyor, Allah'a dönün diyor. Göz göre göre mucize yaratan bir yani mucize gösteren bir peygamberlerle alay eden insanlar, dünyayı zindan eden insanları bir türlü anlamadım, anlamıyordum. Şimdi bugün AK Parti hükümeti döneminde bazı şeyleri görüp yaşamaya başladım kardeşim. Çünkü nankör insanlar nankör oluyor. Bu nesilden nesile geliyor. Şimdi ben AK Parti'nin iktidarını veyahut da Erdoğan'ı bir peygamber yerine asla koymuyorum. Bazı cahiller bunu anlayabilir. Bana peygamber yerine koyuyorsun falan filan diyebilir de öyle değil. Ne konuda hani hangi konuda bunları bağdaştırıyorum? Şu konuda. Kardeşim 2000 sene öncesini gördük, yaşadık bu Türkiye'de. 1 milyon dolar için Lüksemburg'dan yardım dilenen, yalvaran bir Ecevit vardı. Açlık, yokluk, sıkıntı, kuyruklar, ekonomi batmış. Ülkede maaşını ödeyemeyen bir ülkeydi yani. Bu hastanede rehin kalanlar, galoşlar parayla satılıyor. Sağlık sıfır, paran yoksa muayene olamıyorsun, ilaç alamıyorsun, paran olsa bile alamıyorsun. Neler neler, şimdi onları anlatmaya gerek yok. Ama bugün günümüze geldiğin zaman teknoloji, telefon, arabalar, yani lüks değil artık, güncel yaşam. Plazma TV'ler, adam oturduğu yerden bütün dünyadan haberdar. Dünya turuna çıkıyor, dünyadan turistler geliyor, ithal var, ihraç var.
bütün dünya bu kadar elinin altındayken okul okuyorsun. Belki işsizlik falan sıkıntısı olabilir. Belki bazı ekonomik sıkıntılar yaşayabilirsin. Yani bunlar olabilir ama uyanıklık yaparsan, kafanı çalıştırırsan bazı meslek dalları Türkiye'de biliyorsunuz doğalgazdır veyahut da inşaattır veyahut da marangozculuktur. Buna benzer say eklersen bir sürü bulurum. Modern olan meslek dalları var. Hani sanayimiz olmasa bile hani araba sanayisi falan uçak tank sanayileri olmasa bile yeni yeni gelişiyor da olmasa bile bu tür sanayiler Türkiye'de meşhur ve yaygın da biliyorsunuz bu meslek dallarını seçebilseniz yapsanız işsiz de kalmazsınız. Yani kafanızı çalıştırmanız gerekiyor. İnsanlar yani kendi yani kafasını çalıştırmayıp da her şeyi devletten, iktidardan bekleyip de devletin de yaptığı yapacağı yolunu yapıyor, okulunu, hastaneni, havalanını, yani terminaller yapıyor. Bazı modern olsun diye yani ilaçlarından tut, hastanelerini, çoğu şeylerini yapıyor, sana hizmeti sunuyor. Siz gözlerinizle gördüğünüz halde, yaşadığınız, kullandığınız, dokunduğunuz halde bana göre nankörlük yapıyorsunuz kardeşim. Şu anda sizin sağlığınızı düşünen, sizin için yurt dışından ilaç getiren, virüs ilacı getiren ve bedava bu aşıyı yapacak olan bir Sağlık Bakanlığımızda olmasına rağmen siz kalkıyorsunuz küfür, hakaret, salvalar yani bu insanları yere göğe sığdırmıyorsunuz. Neler neler bu insanlara iftiralar atıyorsunuz. Bu insanlar tamam sevmeyebilirsiniz, görüşünü sevmezsiniz. Yani nefretinizi bu kadar celbeden ne olduğunu bilmiyorum ama kardeşim adam size yani kapanın demiyor, ibadet gece gündüz namaz kılın demiyor. Hani adam alkol haramdır diyorsa, İslam'ı yaşıyorsa, sen de sevmiyorsan eğer o zaman kardeşim adam sana zorla geleceksin camide saf tutacaksın demiyor ya. Ondan önce mesela bu ülkede Kur'an-ı Kerim yasaktı, ezan Türkçe okunuyordu. Onlar yaşandı yani başörtüsü yasaktı. Bunları yapamıyordunuz. Şimdi o zaman yasaklar dönemi vardı. Şimdi adamlar bu yasakları kaldırdı. Siz o yasakları değil de bugünlere yasaklar diyorsunuz. Adam serbest bıraktı. Siz yasak diyorsunuz. Adam reform yapıyor. Mesela kanunda veyahut da ne bileyim sosyal yaşamlarda bir sürü reformlar, rönesanslar gerçekleştiriyor. Adam diyorsunuz diktatör. Ya adam etmedik hakaretleriniz yok ya. Adama her şeyi yapıyorsunuz. Tamam yapın eleştirin. Kardeşim projeyle eleştirin. Pahalı yapıyorsun deyin. Yani böyle yapsan daha iyi olur deyin. Bizim projemiz var deyin. Fabrika yapalım. İş imkanı sunalım. İnsanlara okul, üniversite, burs bir şeyler yapalım deyin. Ama kardeşim hiçbir şey yapmadan evde oturduğunuz yerden devlet bana bakmıyor. Devlet bana az maaş verir. Devlet bana zam yapmıyor. Devlet ne bileyim emekliyi doyurmuyor. Devlet EYT'ye bakmıyor. Bunlar kardeşim devlet bu dünyaya anandan doğduğun zaman devlet garantisi vererek mi imzala hani sözleşme imzalayıp mı geldin ya? Biraz da kendini kurtarmaya bak ya. Benim gözümde, benim nezdimde bir insan 50 ya da 60 yaşına kadar yaşayıp da erkine gelecek 60 yaşından sonrasına kendine bir taş üstüne koymayıp bir hani gelecek hazırlayamamışsa o adam zaten beceriksiz, akılsız adam gibime geliyor yani. Bana öyle geliyor. 50 sene, 60 sene bu ülkede yaşa. Bir mesleğin olmasın. Aldığını ya bir ev alma, bir araba alma, ne bileyim birkaç ev, daire bir şeyler satın alma hani fırsatı olmasın. Ben tamam adam diyor ki benim 4 çocuğum var, 5 çocuğum var. Kardeşim 4-5 çocuğun varsa senin 4-5 çocuğuna yatırım yapmışsın demektir. Eğer onlara baktıysa, onları büyüttün, okuttun, hani meslek yaptın, evlendirdin. Ben ne yapayım benim yok. Tam yoksa o adama yatırım yapmışsın. Onlar da sana bakacak demektir. Eğer ki çocuğun yok, sen çalıştın, ev aldın, arsa aldın veyahut da bir şey yatırım yaptın. O zaman onlar sana bakacaktır. Yani kiraya verdiğin daireler sana bakacaktır. Veyahut da ne bileyim taksi aldın, otobüs aldın. Yatırımını nereye yaptıysan onlar sana bakacaktır. Bu sistem böyledir kardeşim. Sen 60 yaşına kadar gelmişsin. Evladına bir şey vermemişsin. Bir dikil ağacın yok. Askeri ücretten anandan doğdun öyle. Mezara gideceksin öyle. 6 ay çalışmışsın. 2 sene yatmışsın. 1 sene çalışmışsın. 3 sene yatmışsın. Böyle böyle komşudan ondan bundan borç yazdırma. Oradan aldın. Ali'den al. Veli'ye ver. Veli'den al. Ali'ye ver. Öyle yaşamışsın. 60 yaşına kadar gelmişsin. 60 yaşından sonra bir emekliliğin var. Bu bana yetmiyor. Kardeşim o zaman da senin sorumluluğun ya. Sen hani problem senin kafan kendin. Sorun kendinsin ya. Sorun kendinsin kardeşim. Yani bana öyle geliyor yani. Bugün bir insan asgari ücretle çalışan bir insan bile
3-4 çocuk yetiştirse bile onları hani everdikten sonra onların bir mesleği, hani saçımı süpürge yaptım, onları büyüttüm, everdim, iş güç sahibi yaptım diyorsan onlar senin yatırımındır. Onlar bakar sana ya. Bakacaklar kardeşim. Bakıttıracaksın, bir şeyler yapacaksın. E yapmıyorsa, sana bakmıyorsa o zaman bakabilecek şekilde eğitecektin. O zaman eğitim verememişsin. O da senin suçun. Eğitimini de verdim, baktım da ama yine de bakmıyor. Bir de kesin hata yaptın. O zaman onlara o kadar yatırım yapmayacaktın. Ayıracaktın, başka yatırım yapacaktın. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.